üç kez evlenen, evinde kölelere işkence eden ve öldüren New Orleans sosyetelerinden olan bir seri katil. Madame Delphine Lalaura. Maria Delpin McCarthy daha sonra Madame Lalaura olacak. 19 Mart 1787'de New Orleans, İspanyol, Louisiana'da beş çocuktan biri olarak doğdu. Babası Louis Barthemley de McCarthy, Fransız sömürge döneminde aileyi 1730 civarında İrlanda'dan New Orleans'a getirdi. Annesi Dulle Comte olarak da bilinen Maria Jenny Lerable'dir. Madame Lollard'ın bebeğinlerinin ikisi de kasabanın Avrupa Kruele topluluğunda önde gelen kişilerdi. Amcası Esteban Rodriguez Miro, 1785 ile 1791 yılları arasında Louisiana ve Florida'nın İspanyol-Amerikan eyaletlerinin valisiydi ve kuzeni Agustin de McCarthy 1815'ten 1820'ye kadar New Orleans Belediye Başkanı'ydı. 1791'de Haiti devrimi patlak verdiğinde Madame sadece 4 yaşındaydı. Bu, Güney Amerika Birleşik Devletleri ve Karayipler'deki köle sahiplerinin köleler arasındaki direniş ve isyandan çok korkmasına neden oldu. Madame amcası 1771'de köleleri tarafından öldürülmüştü ve devrim 1791'de Yerel Mine Komplosu'na, 1794'te Ponte Coupi Komplosu'na ve 1811 Alman sahili ayaklanmasına ilham verdi. 11 Haziran 1800'de Madame, 13 yaşındayken New Orleans'taki St. Louis Katedrali'nde yüksek rütbeli bir İspanyol kraliyet subayı olan Caballero Dale Royal de Carlos olan Don Ramon de Lopez Angulo ile evlendi. 1804'te o zamanlar yine bir Fransız toprağı olan bir yeri Amerika'nın ele geçirmesinden sonra Don Ramon Orleans bölgesindeki İspanya başkonsolosu pozisyonuna atandı ve İspanya mahkemesine çağrıldı. Don Ramon o sırada hamile olan eşi Madame ile Madrid'e giderken Havana'da aniden rahatsızlanıp öldü. Ölümünden birkaç gün sonra eşi Borqueta lakaplı Borgia Delpil Lopez Angula de la Candelera'yı doğurdu. Dul eş ve çocuğu New Orleans'a geri döndü. Haziran 1808'de Madam, tanınmış bir bankacı, tüccar, avukat ve yasa koyucu olan Jean Blanco ile evlendi. Evlilik sırasında Blanco, ailesi için New Orleans'taki 409 Royal Caddesi'nde bir ev satın aldı ve daha sonra Blanco olarak tanındı. Madam'ın Blanco'dan dört çocuğu vardı. Blanco 1816'da rahatsızlandı ve aniden öldü. Madam tekrar dul kalmıştı. 25 Haziran 1825'te Madame, kendisinden çok daha genç olan üçüncü kocası Doktor Leonard Louis Nicolas Lalore ile evlendi. 1831'de kocasının çok az katılımıyla kendi adına yönettiği 1140 Royal Caddesi'nde mülk satın aldı. 1832'de orada iki katlı bir konak inşa ettirdi ve köle odalarıyla tamamladı. Yaptırdığı konakta üçüncü kocası ve iki kızıyla birlikte yaşadığı ve New Orleans toplumunda merkezi bir konuma sahipti. La Laura evinde sık sık verdiği muhteşem partileri ve galalarıyla tanınıyordu. O zamanın New Orleans sosyetesinin en tanınmış kadınlarından birisiydi. Madame Lalora'nın kölelerine 1831 ve 1834 yılları arasında nasıl davrandığına ilişkin açıklamalar çok karışıktı. 1838'de yazan ve 1836'daki ziyareti sırasında New Orleans sakinleri tarafından kendisine anlatılan hikayeleri anlatan Harriet Martineau, Lalora'nın kölelerinin tuhaf ve sefil olarak görüldüğünü iddia etti. Bununla birlikte halkın önünde Lalora'nın siyahlara karşı genel olarak kibar olduğu ve köleleştirilenlerin sağlığına özen gösterdiği belirtilmişti. 1830 ve 1834 arasındaki cenaze kayıtları Madame Lalora'yı konağında 12 kölenin ölümünü belgeliyor. Ancak ölüm nedenlerinden bahsedilmiyor ve bulaşıcı hastalıklar kolayca sebep olarak gösteriliyordu. Dönemin mahkeme kayıtları Lalora'nın iki köleyi serbest bıraktığını gösterdi. Martineau, Lalora'nın mülkü üzerindeki kölelere kötü muamelesi hakkında kamuya açık söylentilerin yeterince yaygın olduğunu ve yerel bir avukatın Lalora'yı kölelerin bakımına ilişkin yasaları hatırlatmak için konağa gönderildiğini yazmıştı. Bu ziyaret sırasında avukat, Lalora'nın kölelere kötü davrandığına dair hiçbir kanıt bulamamıştı. Martineau ayrıca yaklaşık 1836'da New Orleans sakinleri arasında geçerli olan Lalora'nın zulmü ile ilgili diğer hikayeleri de anlattı. Avukatın ziyaretinden sonra Lalora'nın komşularından birinin 8 yaşındaki bir köle kızının çatıdan düşerek öldüğünü gördüğünü söyledi. Kırbaçlı birileri oradan ceza almamaya çalışırken konağın çatısına kaçıp oradan düştüğünü söylemişti. Ceset daha sonra malikane arazisine defnedildi. Jenny Delevigne, 1945 tarihli anlatımında çocuğun yaşını 12 olarak vermiş ve ona adını vermişti. Daha sonra yazarlar, Lia'nın bir engele çarptığında madamın saçını fırçaladığını ve Lalora'nın bir kırbaç alıp onu kovalamasına neden olduğunu söyleyerek olayı detaylandırmışlardı. Martineo'ya göre bu olay Lalora'nın yasa dışı zulümden suçlu bulundukları ve evlerinde 9 köleyi kaybetmeye zorlandıkları bir soruşturmaya yol açtı. Bu 9 köleleştirilmiş kişi bir aracı akraba aracılığıyla Lalora tarafından geri satın alındı ve Royal Caddesi'ne konağa geri döndü. Benzer şekilde Martineau, La Le ahçısını mutfak ocağına zincirlediğini ve konaktaki kölelerini beslemeye çalıştıklarında kızlarını dövdüğünü anlattı. 10 Nisan 1834'te konakta mutfaktan başlayan bir yangın çıktı. Polis ve itfaiye ekipleri oraya vardıklarında 70 yaşındaki aşçıyı ayak bileğinden sobaya zincirlenmiş halde buldular. Daha sonra yangını cezalandırılmaktan korktuğu için intihar girişimi olarak çıkardığını ve en üstteki odaya alınan kölelerin asla geri dönmediğini söyledi. Yangına müdahale eden seyirciler herkesin tahliye edildiğinden emin olmak için kölelerin odalarına girmeye çalıştı. Fakat kapılar kilitliydi. Anahtarlar Laloara tarafından verilmedi ve sorulara kaçamak cevaplarla karşılık vererek kalabalığa şöyle seslenmişti. Hizmetçileri boş verin, değerli eşyalarımı alıp saklayın. Bu taraftan beyler, haydi bu taraftan. Fakat seyirciler odaların kapılarını kırdılar ve yedi köle korkunç şekilde bağlanmış, sakat kalmışlardı. Orada birkaç aydır tutuklu olduğunu iddia ediyorlardı. Binaya girenlerden biri daha sonra Lalora malikanesinde diğerlerinin yanı sıra demir tasma takmış bir zenci ve çok uzun bir ceza almış yaşlı bir zenci kadın bulduğunu iddia eden yargıç Jean Kanan Canongay'di. Bu hikayenin 1836'da dolaşan ve Martinoe tarafından anlatılan bir versiyonu, kölelerin bir deri bir kemik olduğunu, bir kamçı ile derilerinin yüzüldüğünü, kısıtlayıcı duruşlarda bağlandıklarını ve başlarını statik pozisyonlarda tutan çivili demir tasmalar taktıklarını eklemişti su istimal edilen kölelerin keşfi yaygın olarak bilindiğinde yerel vatandaşlardan oluşan bir kalabalık Laleora konağına saldırdı ve ellerini koyabilecekleri her şeyi yıktı ve yok ettiler. Bir şerif ve memurlarından kalabalığı dağıtmaları istendi. Ancak kalabalık ayrıldığı zaman mülkte duvarlardan başka hiçbir şey kalmamış büyük bir hasar meydana gelmişti. Laleora'nın köle odalarından tahliye edilen kölelerden ikisinin Kurtarıldıktan birkaç hafta sonra öldüğü iddia edildi. Ayrıca konağın bahçesi kazıldığında iki ceset daha bulunmuştu. 1834 yangınından sonra Lalora'nın hayatı iyi belgelenmemiştir. Martineau 1838'de Lalora'nın yangını takip eden haftalardan sonra New Orleans'tan kaçtığını yazmıştı. La Laura yelkenli bir gemiyle Mandeville'e doğru yola çıktığı ve 10 gün boyunca Covington'daki Claiborne kulübelerine sığındığı söyleniyor. Bazıları daha sonra New York'a ve ardından Paris'e gittiğini de söylüyorlar. Ancak North Shore'dan hiç ayrılmadığına dair kalıcı hikayeler de vardır. Ne yazık ki burada gerçekten ne olduğu bir sır olarak kalıyor. Eşi doktor Lalore'nin yangın sırasında ve karısının şehirden kaçmasının ardından nerede olduğu bir sır olarak kalmıştı. Günümüzde Lalore efsanesinin modern yeniden anlatımları, açık işkence iddialarının temeli olarak sıklıkla Delevikne ve Smith'in hikaye versiyonlarını ve Lalora'nın bakımı altında müze varan ölen köleleştirilmiş insan sayısını anlatıyorlardı. Aktörist Katie Bates televizyon dizisi American Horror Story'nin 3. sezonunda kurgusal bir Madame Delphine Lore olarak rol aldı. 2014 yılında bu rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Emmy ödülü kazanmıştı.